Açlık sınırı şu an 9 bin lira. Yoksulluk sınırı var, yoksulluk sınırı 22 bin lira. Hangi işçi alıyor bunu? Elektriğe %20 zam. Doğalgaza bir gecede %20 zam. Felaket geliyor, çığ gibi geliyor. Bu kış, bu sonbaharda engellisi olan, hastası olan, yaşlısı olan evler üşüyecek. Üşüyen bir Türkiye getiriyorlar arkadaşlar. Açlığın bir sınırı var da tokluğun bir sınırı yok mu be kardeşim? Daha ne kadar yiyeceksiniz? Daha ne kadar sömüreceksiniz? Daha ne kadar semireceksiniz? İşte bu soyguncu, bu talancı, işçinin emeğine çöken bu sermaye düzenine karşı da mücadele vereceğiz. Derdimiz sadece bir fabrikada bir patrondan hakkımızı almak değil, elbette onu alacağız. Ama bir bütün olarak bütün fabrikalar, bütün işçiler rahat bir nefes alsın diye bu düzenden kurtulacağız. İttifak diyorlar. Neyin ittifakından söz ediyorsunuz? Soyguncusunuz. Sizin ittifakınız soygun düzenin ittifakıdır. Soyguncuların ittifakıdır. Emeği çalanların ittifakıdır. Sizin ittifakınız sömürü ittifakıdır. Bizim ittifakımız işçilerin ittifakıdır. Birleşik Emek Cephesi'nin ittifakıdır. Emek ve Özgürlük ittifakını oluşturuyoruz. Bunu kuruyoruz. 24 Eylül'de büyük bir salon toplantısıyla bunu açıklayacağız. Programımızı ilan edeceğiz. Türkiye'yi, Türkiye halkını, Türkiye işçi sınıfını bu bezirganlara seçeneksiz bırakmayacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olan bu ittifakın asıl unsurları sizlersiniz. Türkiye işçi sınıfıdır. Emeğiyle, alın teriyle üretenlerdir. Bakıyorsunuz bir bakan özel turizm şirketlerinin sahibi. Bakıyorsunuz öteki bakan özel eğitim kurumlarının sahibi. Bakıyorsunuz bir bakan özel hastane zincirlerinin sahibi. Yahu bu parlamentoda niye bir tane işçi bakan yok? Niye bir tane işçi milletvekili yok? İşte bunu sağlamak için geliyoruz. Sizler olacaksınız o kürsülerde ve bunların yüzüne emeği nasıl çaldıklarını sizler söyleyeceksiniz arkadaşlar. Burada işçileri yerlerde sürüklediler. İşçinin malına nasıl çökülür? İşçinin emeğine nasıl çökülür? Tırlarla 20 yıla varan o emek nasıl kaçırılır? Hep birlikte gördü Türkiye burada. Sizin direnişinizle birlikte gördü. Başından beri Emek Partisi olarak, işçi sınıfının partisi olarak sizlerleyiz. Yoldaşlarımız sizlerle. Üzülmek sadece ağlamak değil, direnmek, direnirken coşkuyu yaşamak, işte buna da ihtiyacımız vardı. Bu direnişe de, bu şenliğe de, bu şölene de ihtiyacımız vardı. İyi ki de hep birlikte organize etmişiz. Ne güzel olmuş. Ben buradan bütün sanatçı kardeşlerime Emek Partisi olarak teşekkür ediyorum. Partili arkadaşlarımız, emek gençliğinden genç arkadaşlarımız, Esenyalı'dan dernek çalışan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, kadın derneğinden kapı kapı gezdiler arkadaşlar. Bakın ETF direnişi için bu şenlik olsun diye, örgütlensin diye tam 2000 kapı gezdiler. Kapıları çaldılar. ETF işçilerinin direnişini anlattılar. Dayanışma için maddi yardım istediler. Şimdi arkadaşlarımız etkinliğin sonunda bunu sizlere takdim edecekler. Binlerce insanın emeği var, 1 liraları var, 5 liraları var. Bu ekonomik kriz şartlarında çocuğumun çantasına, beslenme çantasına ne koyarım diye düşünen emekçi kadınların gönlünden koparıp sizlere verdikleri o 5 liralar var. Onlar bu patronların milyon dolarlarından daha kıymetlidir. Yaşasın sınırın dayanışması. Burada yüzlerce direnişçi, işçi kardeşim, destek verenler var. Hep birlikteyiz. Adeta bir miting havasında şölenimizi yapıyoruz, dayanışma şölenimizi. Ama bilin ki yüreği burada olan,
size destek selamı gönderen, maddi yardımda bulunan binlerce insan var. Onların da yüreği burada. Hep beraber direniyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, bizim parti örgütümüz Anadolu yakasında 20 bin bildiri dağıttı. 500 afiş çıkarttı. Okulları gezdi, üniversite kapılarına gitti, fabrika kapılarına gitti. Birleşe birleşe kazanalım diye gitti. Bizim partimiz burada, Emek Partisi burada. Peki düzen partileri nerede? Onlar şu duvarın arkasında arkadaşlar. Patronların yanında. Biz işçilerin, sizlerin o sıcak, o duygulu, o direniş dolu çayıyla kendimizi mutlu hissederiz. Onlar patronların kulüplerinde, 5 yıldızlı otellerde, o partiler, düzen partileri onların huzurunda biat etmeyi mutluluk bilirler. İşte aramızdaki fark budur. O yüzden İşçi Partisi'ni, Emekçi Partisi'ni, Emek Partisi'ni destekleyin, katılın, güçlendirin, safımızı bilelim diyoruz arkadaşlar. Eğer sizin elleriniz dikenden dolayı yaralandıysa, kan revan içinde kaldıysa, bilin ki gülü kucaklamaya çok yakınsınız. Sizler de zafere çok yakınsınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Zafer direne emekçinin olacak.